Biz birlikte Ceyhan'ız. Biz birlikte Adana'yız. Biz birlikte Türkiye'yiz. Biz birlikte varız. Biz bir ve beraber olduğumuz zaman varız. Değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun. Bir seçim bürosu açılışı yapıyoruz ama kıskananlar çatlasın, bir miting havası yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, ben 7 yıldır milletvekiliyim. 7 yılda her geldiğim zaman, belki her zaman böyle kalabalık olmuyor ama her zaman benim bağrına basıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki bizim liderimiz bir, ilkelerimiz bir, değerlerimiz bir. Biz aynı yola, aynı yöne bakıyoruz. Bizim gönül dünyamız bir. Onun için gerçekten size şükran borçluyuz. Siz oldukça biz varız. Siyaset beraber yapıldığı zaman zevkli, beraber aynı adımı attığınız zaman heyecanlı, aynı adımı attığınız zaman netice aldığınız bir iş. Dolayısıyla biz beraber adım atmamız gerektiği zaman hep beraber güzel adımlar attık. Her alanda çok güzel şeyler yaptık. Bakın Ceyhan'da 7 yıldır merkezi hükümetin, yani Ankara'nın, yani AK Parti iktidarının yapılması, getirilmesi gereken her hizmeti çok şükür Cenab-ı Hakk'a hamdolsun bu şehre getirdik. Türkiye'nin bir ilçede kurulan ilk fen lisesi Ceyhan'la kuruldu. Türkiye'nin en önemli icraatleri Ceyhanlı'nın hizmetine sunuldu. Başbakanımız 4 tane alanı söyler. Eğitim, adalet, emniyet ve sağlık. Bakın 30'un üzerinde okul yaptık. Okullarımıza spor salonları yaptık. Herkesin gıptayla baktığı, bizim niye böyle bir adliye sarayımız yok dediği adliye sarayını yaptık. Bakınız emniyetle ilgili daha cuma günü emniyet genel müdürlüğünden bir yazı geldi. Emniyet müdürlüğümüzü çok daha güzel bir yere taşıyacağız. Türkiye'nin en güzel emniyet müdürlüğü binalarından birini yapacağız. O yazıyla proje hizmetlerinin başladığını yazıyor. Sağlıkla ilgili değerli kardeşlerim, eski hastanemizi yeniledik. Sağlık ocaklarımızı yeniledik. Diş hastanemizi yeniledik. Ama yeni bir hastane yapmak için çok gayret ettik, çok uğraştık. Hem Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Abdullah Torun, hem Ceyhan Belediye Başkan adayımız Sayın Alemdar Öztürk ifade ettiler. Bakınız, bu hastaneyle ilgili tam 5 yıldır uğraşıyoruz. Bu hastaneyi yapmayla ilgili hakikaten çok uğraştık, çok gayret sarf ettik. Kozan'dan 6 ay önceydik ama Kozan Hastanesi bitti bitiyor ama biz hastanemize daha yeni başlayabildik. Ama evelallah başladık, hızlı bir şekilde bitecek. 250 yataklı Türkiye'nin en modern, bakıldığı zaman herkesin gıptayla bakacağı hastaneyi bitireceğiz. Hastanenin eski yeriyle ilgili TOKİ ve yapımcı firmalardan maalesef oranın hem taşkın alanı hem de bataklık olduğu bilgisi geldi ve Ceyhan Belediyesi, belediye başkanı sudan bahanelerle o hizmeti engellemeye çalıştı. Engelleyebildi mi? Hayır! Evelallah, siz bizim arkamızda olduğunuz sürece hiçbir hizmetin Ceyhan'a gelmesini hiç kimse engelleyemeyecek. Bakın, o hastanenin yeriyle ilgili sudan bahaneler üreten belediye maalesef bu şehrin su problemini çözememiştir. Yani sudan bahaneyi üretiyor ama suyla ilgili problemi çözemiyor. Biz gittiğimiz zaman Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanıyım. Sayın Aliye ile görüştüğümüz zaman da, Azerbaycanlı yetkililere görüştüğümüz zaman da Ceyhan dediğim zaman gözlerim içi gülüyor. Ceyhan diyor, neftin kaynağı, yani petrolün kaynağı. Ceyhan Rotterdam olacak. Ceyhan enerjinin merkezi, Ceyhan tarımın merkezi, Ceyhan bir dünya kenti olacak. Ceyhan dünyada en çok tanınan, bilinen ilçe. Ama gel gör ki Ceyhan'ın içinde dolaştığınız zaman Rotterdam bu mu diyorlar? Hayır.
Bu mu başarıda? Hayır. Ama değerli kardeşlerim, bakınız bizler sadece hastane, sadece emniyet müdürlüğü veya sadece adliye sarayı, sadece fen lisesi, liselerle yetinmedik. Yollar, bakınız biz Adana Ceyhan yoluna gidiyor musunuz eski yoldan? Eski yoldan gittiğiniz zaman göreceksiniz ki otobandan farkı yok. Sıcak asfalt karışımı. Ama AK Parti sadece yol yapmıyor. AK Parti aynı zamanda gönül yolu da yapıyor. AK Parti hem yumurtalık yolunu hem gönül yolunu yapıyor. Gönül yolunu yaptığı için Başbakanımız, AK Parti ve onun temsilcisi olarak gördüğünüz bizleri bağrına basıyorsunuz. Gönüllerinize koyuyorsunuz. Bizim de gönlümüzde taht kuruyorsunuz. Değerli kardeşlerim. Başına özgür gelecek. Ceyhan'ın başına özgür gelecek. Ceyhan'ın başına özgür gelecek. Ceyhan'ın başına özgür gelecek. Ceyhan'ın başına özgür. Şu kalabalık iddia ediyorum. 30 Mart'a kadar aynen bugünkü gibi heyecanla, bugünkü gayretle çalışsın. Hem Alemdar Öztürk, hem Abdullah Torun, hem Mahmut Çelikcan, hem Azim Öztürk, hem Ahmet Zembilci, hem Kazım Özcan, hem Cuma İş, hepsi, hem Remzi Ergün, hepsi Turgut Erişmez, hepsi yeniden göreve gelecekler. Ve geldikleri zaman da gönüllerinize taht kuracak hizmetler yapacaklar. Değerli kardeşlerim, bakınız merkezi iktidarın, merkezi hükümetin gelmesi gereken her hizmeti getirdik ama sizlerden özür diliyorum. Bir hizmeti getiremedik. Hangi hizmeti getiremedik? TOKİ'yi getiremedik. TOKİ'yi niye getiremedik? Engellemeler yüzünden. Ama bakınız 30 Mart'ta inşallah bir TOKİ uzmanı TOKİ hizmetleriyle adını duyurmuş ama o duyurduğu adını pek çok alanda yeni hizmetlere dayanak teşkil etmiş, yeni hizmetler yapmış bir kardeşimiz Abdullah Torun inşallah Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. 30 Mart'ta inşallah Ceyhan'da AK Parti'nin bayrağını belediyeye dikeceğiz. İnşallah Alemdar Öztürk kardeşimiz belediye başkanı olacak. Ve Sayın Başkan söz verdi. 5000 kişilik parti konukları inşallah Ceyhan'a gelecek. Yapamadığımız hizmeti o zaman yapacağız inşallah. Ama değerli kardeşlerim, bakınız bir konuyu da açıklığa kavuşturmamız lazım. Bunun için çok çalışmamız lazım. Ayrılığı, gayrılığı, kırgınlığı, durgunluğu üzerimizden atmamız lazım. Biz AK Parti'yiz. AK Parti prensipler olan bir partidir. AK Parti ilkeler olan bir partidir. AK Parti istişaresini yapar, değerlendirmeleri yapar. Daha sonra da bir arkadaşımız aday olur. Ve ondan sonra hepimize düşen görev o adayımızın peşine düşmek ve onun kadar çalışmaktır. Ne zamana kadar? 30 Mart'a kadar. 30 Mart'a kadar Abdullah Torun, Alemdar Öztürk, Mahmut Çelikcan, Turgut Erişmen, Ahmet Zembilci, Azim Öztürk hepsi çok koşacaklar. Ama bizler de en az onlar kadar çalışacağız. En az onlar kadar koşacağız. Ama 30 Mart'tan sonra biz birazcık daha duracağız. Onlar koşmaya devam edecek. Ne kadar? 5 yıl boyunca. Bakınız biz nasıl bir başbakanın yanında çalışıyoruz? Başbakanımız Pakistan'dan geliyor Trabzon'a. Trabzon'dan gidiyor Muğla'ya. Muğla'dan gidiyor İstanbul'a. İstanbul'dan gidiyor Brüksel'e. Brüksel'den geliyor Kayseri'ye. Kayseri'den geliyor Adana'ya. Yatıyor mu? Hayır. Dinleniyor mu? Hayır. Çalışıyor mu? Evet. Bütün engellemelere rağmen hizmet ediyor mu? Evet. Onun için değerli kardeşlerim, bize durmak yok. Biz çalışacağız. Gayret edeceğiz. Çalışarak, gayret ederek daha çok şey yapacağız. Çalışmadan, gayret etmeden asla başarı olmaz. Bakınız 17 Aralık'tan sonra Türkiye'de bir süreç işliyor. 17 Aralık'a baktığınız zaman aslında birbirinden farklı 3-4 tane hadisenin sanki bir paket halinde kamuoyunun önünde adeta AK Parti'nin ayağına çelme atma olarak sundular. Ama başarabildiler mi? Hayır. Sizin bu desteğiniz olduğu sürece hiç kimse AK Parti'nin önünü kesemeyecektir. AK Parti'nin hizmetlerinin Ceyhan'a, Adana'ya,
Türkiye'ye gelmesine hiç kimse mani olamayacaktır. Onun için değerli kardeşlerim, çalışacağız, gayret edeceğiz. Aramızdaki problemleri 30 Mart'a kadar donduracağız. 30 Mart'tan sonra da inşallah belediye başkanlarımız habire çalışacaklar, habire hizmet edecekler. Şu bulvarları, şu caddeleri, şu su problemini, şu TOKİ problemini, her türlü problemi çözecekler. Çözmeler için bizler çalışacağız, gayret edeceğiz. Adaylarımızın arkasında duracağız. AK Partili demek, AK Partili demek, AK Partili adayın arkasında durmak demektir. Artık 30 Mart'taki seçim, buradaki adaylarımızın seçimi olmaktan da çıkmıştır değerli kardeşlerim. 30 Mart'taki seçim sıradan bir yerel seçim değildir. 30 Mart'taki seçim Türkiye'nin varlığı, birliği, bekası seçimidir. Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmanın seçimidir. Koalisyonları özleyenler olabilir. Doların her gün patır patır yükseldiği, borsanın her gün düştüğü, her gün cebimizdeki paranın gıdım gıdım azaldığı, borçlarımızın habire arttığı günleri özleyenler olabilir. Ama bu millet o günleri özlemedi. Bu millet koalisyonları özlemedi. Bu millet istikrarı sevdi. Bu millet samimiyeti sevdi. Bu millet Tayyip Erdoğan'ı sevdi. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bizler Ankara'da, Türkiye'de Tayyip Erdoğan, Adana'da Abdullah Torun, Ceyhan'da Alemdar Öztürk'le beraber koşacağız. Koşacağız ki hedefe varalım. Hedef nedir? Hedef halka hizmet, hakka hizmettir. Halkın ve hakkın yanından ayrılmayan Allah onları inşallah muvaffak eder. Allah başarıya ulaştırır. Başarı sizlere hizmet olarak döner. Ben şimdiden bütün adaylarımızın 30 Mart'taki seçiminde üstün başarılar diliyorum. Bu büromuzun inşallah Ceyhan'ın geleceğiyle ilgili çok güzel çalışmaların yapıldığı, Ceyhan'ın geleceğine yeni ivmeler, yeni vizyonlar kattığımız bir büro olmasını temenni ediyor. Bu gayretinizi 30 Mart akşamına kadar aynı şekilde sürdürmenizi bir kardeşiniz olarak, sizin içinizde sizin gibi yaşayan, sizlerle beraber olan bir kardeşiniz olarak istiyor, arz ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Osmaniye'den gelen il başkanımız, belediye başkan adayımız ve milletvekillerimize de gönülden şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Sağ olun, var olun. Evet, sayın vekilimize çok coşkulu bir...